anayasa değişikliğinin mecliste ve toplumda tartışıldığı bugünlerde STK'ların da oluşturduğu bir grup. Birleşen anayasanın halk nezdinde tartışılması için bir araya geldi. Bütün etkinlikler bizi halk için, bizim için ne anlam ifade ediyor? Nereye götürebilir bu tartışmaları? Şimdi bu tartışmanın, bu forumun manası daha çok anayasa hukukçusu hocalarımız, öğretim görevlilerimiz anayasa değişikliklerine ilişkin önemli çalışmalar yapıyorlar. Biz de siyasi parti temsilcileri olarak onların sunuşunu bugün bir dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Ama burada oluşan fikirleri topluma, halka taşımak zorundayız. Şu açıdan önemli. Geçen yapılan araştırmalar halkın %78'inin anayasa değişikliğinden haberdar olmadığını ortaya koyuyor. Bizim öncelikle yapmamız gereken bu AKP'nin anayasa değişikliğini, bu taslak değişikliğini, anayasa değişikliğini dayatmayla, oldu bittiyle topluma yedirmesi anlayışı karşısında gerçekten bu anayasa değişikliğinin ne getirdiğini halka çok iyi bir biçimde anlatmamız, bilgilendirmemiz, onlarla buluşmamız, onlarla konuşmamız, yüz yüze, birebir bunun nasıl bir Türkiye'nin geleceği, aslında ne tür olumsuz sonuçlar yaratacağını ve buna hayır demenin ne kadar geleceğimiz açısından anlamlı olacağını ortaya koymamız gerekiyor. O yüzden OHAL rejimi altında bütün dezavantajlara rağmen, deplasmana rağmen, deplasmanda oynayacağız, oyunu kendi lehimize çevirmek için yegane gücümüz kapı kapı, ev ev gidip insanların yüzüne gözüne bakıp meseleyi enine boyuna anlatıp onlarla paylaşabilmek. Aslında bu sohbetin amacı bu konuda bize bir bilgi vermek. Bizim de bu bilgileri harmanlayıp, sentezleyip, sadeleştirip, yanındaştırıp toplumla buluşturma manasında faydalanmak. Bu sayıkla buradayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.